Her grup toplantısı artık bir müjde verdiğimiz için son grup toplantısındaki müjdemizi de paylaşmak istiyorum. Emeklerimizle ilgili olarak. Bu olmayan bir parayı dağıtan Kılıçdaroğlu değil, olan ve bereketlenen bir hazineden, bütçeden geliri bozulmadan emeklerimize el uzatan bir hükümetin adımıdır. Biliyorsunuz Temmuz ayında emeklilere rutin olarak TÜFE oranında bir zam yapılacak. Bu artıştan sonra maaşı 1000 Türk liranın altında kalan SSK ve Bağkur emeklilerine seyyanen 100 lira zam yapacağız. Yine maaşı 1000 ile 1100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1100 liraya tamamlayacağız. Yani bir emeklinin 800 lira maaşı varsa 900 lira olacak. 1000 liraya kadar da bu 100 liralık artışla sağlanacak. 1020 lira maaşı varsa veya 1030 lira, o da 1100 liraya tamamlanacak. Aradaki denge de muhafaza edilecek. Bu oranlardan emeklilerimizin yaklaşık %60'ı istifade etmiş olacak bu artıştan. Yine bütün emeklilerimizi kapsayacak şekilde ticaret faaliyette bulunan emeklilerimizde aylık %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesiliyordu. Bu kesintiyi de %10'a indiriyoruz. 628 binden fazla emeklilerimizin yararlanacağı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylıklarında ortalama en az 50 Türk lirası ayrıca bir artış sağlanacak. Yine özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için önemli bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. O da şu an ülkemizde 571 bin vatandaşımız aylık 145 lira 65 yaş aylığı alıyor. Biz iktidara geldiğimizde bu 20-25 lira civarındaydı, şimdi 145 lira. 65 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 571 bin vatandaşımıza 145 lirayı 200 liraya çıkarıyoruz.